Bağdat sunar. Hepinize iyi akşamlar. İşte yine bir parantez programıyla sizlerle birlikteyiz. Parantez'de bu hafta yine Eğitim Köprüsü'nde Anadolu'nun dört bir yanını bilgisayarlarla donatmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Malatya'daydık ve Malatya'ya çok hemen bir ses geldi ve Malatya'daki bilgisayarsız köy okulumuzu bilgisayarla kavuşturmak adına arkadaşlarımız, İstanbul'daki ekibimiz Malatya'ya doğru hareket ettiler. Halil Baktan'ın göndermiş olduğu bilgisayarı Malatya'daki köy ilkokuluna teslim etmek için Malatya yollarına parantez ekibi çıktı. Bakalım bu hafta parantezde neler var, hep beraber seyredelim isterseniz. İlk önce şu az sonra bir bakalım, sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Parantez başlıyor. Bir sene içerisinde 250-300 tane Türk gencini finans danışmanı olaraktan Deutsche Bank'a yerleştirmeyi düşünüyor. Bu hafta Malatya'daydık. Malatya'nın Derinboğaz köyündeki çocukların isteklerini, ihtiyaçlarını dile getirmiştik. Ekranlara getirmiştik. En çok istedikleri şey bilgisayardı. O çok istedikleri bilgisayarı Halil Baklan gönderdi. Biz de Halil Baklan'ın göndermiş olduğu bilgisayarı çocuklara ulaştırıyoruz. Malatya'ya gidiyoruz. Bağdat'ın göndermiş olduğu bilgisayarı Derinboğaz köyündeki çocuklarımıza ulaştırmak için, teslim etmek için Malatya'dayız. Malatya'da meydan rentekar yetkilisi Selçuk Bey tarafından karşılandık. Meydan rentekar Malatya'daki ulaşımımızı üstlendi. Kampanyamıza bu şekilde katılıyor. Ben Avrupa'daki Malatyalılara sesleniyorum. Lütfen buradaki köydeki okuyan çocuklarımıza desteklerini esirgemesinler. Geçtiğimiz hafta Malatya'daydık. Derinboğaz köyünün çocuklarıyla beraberdik. Bu hafta yine onlarla beraberiz. Bizden istedikleri vardı. En çok da istedikleri şey bilgisayardı. Biz bilgisayar istiyoruz. Biz bilgisayar istedikleri bilgisayarı Halil Baktan onlara gönderdi. Onların yanındayız şimdi. Mutlu musunuz? Evet.
Evet. Bilgisayarınız geldi. Evet. Ne yapacaksınız şimdi o bilgisayarla? Dersinize yardımcı olacak değil mi? Araştırmalar yapacaksınız. Evet. Teşekkür ederim mi buradan bize gönderenlere? Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Ne dedin az önce? Çok teşekkür ederim. Peki. İyi günlerde kullanın. Derslerinize yardımcı olacaktır. Artık daha iyi şartlarda eğitim göreceksiniz. Bu önden gelen bilgisayarlardan biri. Bir tane olduğu için üzülmeyin. Arkadan bilgisayarlarınız gelecek. Bizi izleyen Avrupalı yurttaşlarımız, Avrupalı Türkler sizlere daha çok bilgisayar gönderecektir. Eğitim için gerekli olan materyalleri onlar size göndereceklerdir. Bundan emin olun. Onlar adına sizlere söz veriyoruz. Geçtiğimiz hafta bilgisayar için söz vermiştik. O sözümüzü tuttuk. Yardımsever insanlar sayesinde. Daha da artacak bu yardımlar. Tamam mı? Bilgisayarımızı okula taşıyalım mı şimdi? Evet. Hadi gelin taşıyalım. Bilgisayarımızı da getirdik. Şimdi sınıfımızda kuracağız. Bir sınıfa kuruyoruz ama bu bilgisayardan bütün sınıflardaki diğer öğrenciler de faydalanacak. Sınıfa kurduğumuz için bu sınıfın öğrencilerine ait değil bu bilgisayar. Bir de şimdiden size söyleyeyim. Bu bilgisayar sadece size ait. Müdür bey, öğretmenleriniz bu bilgisayarı idari amaçlı kullanmayacak. Zaten onların idari amaçlı kullandıkları bilgisayarlar vardı. Bu bilgisayar sadece sizlere ait. Sizler kullanacaksınız. Burada internet bağlantısı da yapılacak. İnternet bağlantısıyla siz bu bilgisayarla dünyaya açılacaksınız. Dünyadaki bütün çocuklarla iletişim kurabileceksiniz. Olmak istediğiniz meslekleri burada detaylı olarak öğrenebileceksiniz. Malatya, Malatya bulunmaz eşit. Malatya, Malatya bulunmaz eşit. Gönülleri coşturan aylar güneşin. Anam 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 kernekli misin? Kerneğe de gelmeye yeminli misin? Kerneğe de gelmeye yeminli misin? Malatya'yı baştan başa çiçek bürümüş. Malatya'yı baştan başa çiçek bürümüş. Malatya'nın gençleri almış yürümüş. Malatya'nın gençleri almış yürümüş. Kuralım bilgisayar. Evet. Yardım edecek misin? Evet. Hadi kuralım. Nasibimi bulmuşum, bulmuşum.
kere de kara höyükten sor beni, beni de yar beni, beni sor beni, beni. Bilgisayarımızı kurduk. Her şey tamam. Şimdi sıra geldi açmaya. Kim açmak ister? Herkes açmak istiyor. Hadi ikiniz gelin bakalım. Yapacaksın bu bilgisayarlarca. Derslerinde yardımcı olacak değil mi? Evet. İnterneti biliyor musun sen? Kullandın mı hiç interneti? Hayır. Bu bilgisayarla internete de girebileceksin artık. İnterneti ne yapılıyor peki biliyor musun? Onu da bilmiyorsun. Onu da öğreneceksin. Sen biliyor musun? Hayır. Bilmiyorsun. Öğrenmek ister misin? Senin uzaklarda arkadaşların var mı? Evet. Nerede? Ne kadar uzakta? Malatya'da var. Malatya'da. O kadar uzak değilmiş. Var mı Türkiye'nin başka ilinde? Hayır. Türkiye'nin dışında da yok. Evet. Türkiye'nin dışından, uzaklardan, Almanyalardan, Avrupalardan arkadaşların olabilecek artık senin de. Heyecanlısın değil mi? Evet. Gel Koka size Malatya'nın Derinboğaz köyünden teşekkürlerini iletiyor. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bu mutluluğa ortak olduğumuz için gerçekten huzurluyuz, gururluyuz. Çocukların bu mutluluğu, bu heyecanı birçok şeye bedel. Çocukların bu mutluluğuna ortak olmak isterseniz verilmiş olan telefon numaralarına, e-mail adreslerimizden bize ulaşabilir. Kampanyamıza dahil olabilirsiniz. Bu mutluluğa, bu coşkuya, bu sevince ortak olabilirsiniz. İlerlememiz bu yönde olacak. Sadece devletin katkıları kafi gelmiyor. Sivil toplum örgütlerinin bu kampanyaya çok büyük destek vermeleri gerekli. Eğitime %100 destek verilmesi gerekli. Kanal D'nin böyle bir öncülük yapması bizi gururlandırıyor.
çok çok duygulandırıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu işin büyümesini arzuluyorum. O gururu, o mutluluğu bizler de paylaşıyoruz. Sayın Hocam, sizler neler söylersiniz kampanyamız hakkında? Efendim, sizi bir hafta 10 gün önce misafir etmiştik. Bu işin ciddiyetini ve anlamını şimdi gördük. Ve bu kampanyanın semerelerini daha da artarak görmek istiyoruz. Bizler de burada, ümit ediyoruz. Burada bu kampanyanın karşılığında öğrencilerimiz eğitim ve öğretimi özellikle dünya ile iletişim sağlayacak bilgisayara bugün kavuştular. Bundan dolayı teşekkür ediyorum Avrupa'daki hemşehrilerimize. Bunun daha da büyüyerek, daha da katlanarak bu yardımların devam etmesi bizi hem sevindirecek, hem çocuklarımızı sevindirecek, hem de geleceğe ümitle böyle emin adımlarla ulaşacağımız inancındayım. Kampanyamıza bugüne kadar katılmış olanlara bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, mutluluğumuza, gururumuza ortak oluyorlar. Kampanyamıza katılmayı düşünen vatandaşlarımız, yurttaşlarımız ise biraz daha acele olsunlar. Biraz daha çabuk harekete geçsinler ki çocuklarımız daha erken mutluluklarını paylaşalım, mutlu olsunlar. Bizim de mutluluğumuzdur. Daha önceden teorik olarak işlenmiş olan bu bilgisayar dersleri şu anda artık pratiğe dönüşecek. Öğrencilerimiz hem derslerini daha iyi öğrenebilecek hem de dünyada belki de çeşitli arkadaşlar edinecekler bu internet sayesinde. Ben şunu söylemek istiyorum. Avrupa'da bu özveriyi, bu yardımı bizlerden esirgemeyen soydaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu yardımların devam etmesini, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmasını da temenni ediyoruz. İnşallah bu gerçekleşir diye ümit ediyoruz. Çocuklar, daha önceki derslerimizde bilgisayarın ne olduğunu, hangi parçalardan meydana geldiğini teorik olarak görmüştük. Evet. Şu anda görüyorsunuz, bilgisayarımız artık geldi. Ve derslerimizi bilgisayara görerek, dokunarak artık öğreneceğiz. Parmaklarımızı kullanarak bütün yazı ve matematik işlerini yapmış olduğumuz parçasına ne diyorduk? Klavye. Değil mi? Klavye diyorduk. Bilgisayarın da muhakkak bir beyninin olması gerekir. Evet. Çalışabilmesi için, işlemlerini yapabilmesi için bir beyin olması gerekir. İşte şu görmüş olduğumuzda bilgisayarın beynidir. Yazı işimizi yapabilmemiz için şurada en altta Microsoft Word kısmına geliyoruz ve karşımıza aynen normal günlük hayatımızda kullandığımız beyaz sayfa gibi bir sayfamız çıkıyor. Normal sayfaya kalemle yazarken işte burada bilgisayar ortamında klavyemizi kullanarak yazımızı yazacağız. Kim yazmak ister? Şen olasa şen ol lem.
Malatya. Mızrap telde, tel mızrapta, şen olasa şen ol le Malatya. Ah le Malatya, ah le Malatya, şen olasa şen ol le Malatya. Ah le Malatya, ah le Malatya, şen olasa şen ol le Malatya. İnşallah bu tek bilgisayar bize yani yetmeyeceğini biliyorsunuz. Bunun arkası da gelir ve diğer Avrupa'da bulunan Türkler, Türk işte vatandaşlarımız da bu kampanyaya kendi elinden geldiği kadarıyla bize yardımcı olur ve buradaki şartları görmüşlerdir. Çocuklarımızın ne kadar bilgisayara muhtaç olduğunu. Bunları düşünerek inşallah bize yardım edeceğinizi düşünüyoruz. Size de yani biz bunu geçen hafta geldiğinizde bizim program böyle yani daha önce de belki başka yerlere gitmişlerdir ama yine öyle bir kanı uyanmamıştı bu kadar erken gelip sınıfta bilgisayar göreceğimizi. Bu kanımızı değiştirdiğiniz için size teşekkür ederiz. Mardin kapısından indim aşağı. Mardin kapısından indim aşağı. Belime bağladım acem kuşağı. Belime bağladım acem kuşağı. İmdada yetişin hem de muşağı. İmdada yetişin hem de muşağı. Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyam. El alem al giymiş ben karalıyam. Bir köy okulumuz daha bilgisayara kavuştu. Bir köy okulumuzun çocukları daha güldü, mutlu oldu. Biz de mutluluklarını paylaştık. Sevinçlerine, heyecanlarına ortak olduk. Haftaya Elazığ'dayız. Elazığ'ın bir köy okuluna gidiyoruz. Biz Derinboğaz köyüne hoşça kalın diyoruz. Biz daha sonra tekrar geliriz. Yardımlar geldikçe bilgisayarlar artacaktır. Fotokopi makineleri gelecektir. Kütüphaneler oluşturulacaktır okullarımızda. Onlar için tekrar geleceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sene içerisinde 250-300 tane Türk gencini finans danışmanı olaraktan Deutsche Bank'a yerleştirmeyi düşünüyor. Baktat'ın sunduğu parantez devam edecek. Baktat'ın sunduğu parantez devam ediyor. Yine kanalda ekranlarda en güzel, en iyi, en doğru şeyleri işte ilk programımızda öder. Bu ilk programımızın ilk konusunuz dedik ki Burak'ın gönlün meydanı. Geçtiğimiz hafta Almanya'da gerçekten çok önemli bir
konu hakkında toplantı vardı. Başbakan Schröder'le, yani hükümetle ana muhalefet partisi liderleri bir araya geldiler ve bir araya gelmesinin en büyük sebebi de Almanya'nın en büyük problemi olan işsizlik konusuydu ve işsizlik konusu hakkında hükümet ve muhalefet liderleri, yani parlamento birlikte önemli kararlar alırken burada gösterdik ki Almanya'daki şu anda en büyük problem 5.2 yanılmıyorsam milyon işsiziyle işsizlik birinci sırada geliyor. İşsizlik gerçekten çok ciddi boyutlara ulaştı değil mi? Gayet tabii. Almanya'da işsizlik maalesef çok ciddi boyutlara ulaştı. Konuyla ilgili bir takım çalışmalar var ama bunların yeterli geleceğini zannetmiyorum ben. İşsizlik en çok özellikle burada yaşayan yabancıları ve özellikle de Türkleri vuruyor. Çünkü ilk önce çıkarılan Türk işçileri oluyor. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim sizin. Sizin de tespit ettiğiniz gibi maalesef tabii burada yabancı olmamızın vermiş olduğu bir dezavantaj var. Buradaki bir işveren işçiye bir yer açıyorsa bunu tabii ki Alman vatandaşını da kullanmayı tercih ediyor. Daha sonra Avrupa ülkelerinin fertleri olan diğer vatandaşlarda bu tercih kullanılıyor. Ve maalesef en son bizim vatandaşımızda tercih kullanılıyor. Dolayısıyla da bizim Türk vatandaşı olaraktan burada iş bulmamız gün geçtikçe zorlaşıyor. Peki kim projenizi bahsettiniz? Tabii efendim, Deutsche Bank bu yıl itibariyle kendi bünyesinde bizler gibi Türk finans danışmanlarının sayısını arttırmaya karar verdi. Dolayısıyla Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet dediğimiz Türk'ünün en yoğun yaşamış olduğu bölgede bir pilot projesi gerçekleştiriyor. Hatta bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Amaç burada nedir? O bölgeye 40-45 tane ilk etapta finans danışmanı yerleştirmektir. Finans danışmanının görevi Deutsche Bank'ta nedir? Finans danışmanının görevi Deutsche Bank'ta Türk insanına ana dilinde bireysel danışmanlık hizmeti sunmaktır. Bankanın mukaveleli elemanıdır. Bankada çalışan bir ferttir. Dolayısıyla yani Türk insanına bankacılık konusuyla ilgili her türlü bilgiyi ana dilinde aktarmaktır. Elbette ki buradaki amaç, buradaki Türk insanları kapasitesi çok büyük. Yani 2,5 milyon, 3 milyona yakın bir vatandaş sayımız var Almanya'da bizim. Deutsche Bank da bunu gördü ve buna çok ciddi bir şekilde yaklaşıyor. Almanya genelinde ise 250-300 tane Türk finans danışmanının bu şekilde yolunu açıyor. Yani bu ne demektir ilerisi için? İşsizliğin 5 milyon 200 bin olduğu bir ülkede Türk vatandaşlarına yönelik böyle bir projeyi Deutsche Bank gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bir sene içerisinde 250-300 tane Türk gencini finans danışmanı olaraktan Deutsche Bank'a yerleştirmeyi düşünüyor. İnsan ilişkileri çok iyi olan, Türkçesi düzgün olan, Almancası düzgün olan, düzgün bunları telaffuz edebilen gençler de arıyoruz. Direkt olaraktan Frankfurt merkezi Vertriebsgesellschaft der Deutschen Bank AG, tekrarlıyorum, Vertriebsgesellschaft der Deutschen Bank AG, Frankfurt, Frankfurt'ta merkeze başvuracaklar. Köy okullarımız bilgisayarsız kalmasın diye yola çıktık ve büyük bir kampanya yapıyoruz. Sadece bilgisayar değil, defterden kaleme, kitaptan deftere Türkiye'deki köy okullarını donatacağız. Eğitim araç ve gereçleriyle, çünkü Avrupa Birliği'ne girmek üzere olan bir Türkiye'nin çok daha bilgili, çok daha donanımlı bir genç nüfusuyla bu topluma girerse, topluluğa girerse çok daha başarılı olacağını, çok daha hızlı gireceğini düşünüyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu kampanya hakkında? Sizin programınız ve siz bilakis bu konuya eğilmekle gerçekten çok güzel bir şeyi başarıyorsunuz ve başarmışsınız. Ben kesinlikle destekliyorum. Bu konuda da yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa memnuniyetle üzerinde durmak isterim. Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman uykusunda bir kuş örülecesiz alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör sardesiz, esirde kuşanıp yollara düşer. Bilesin bu yollar, dağlar dolanır, yâre ulaşmadan düşersem eğer. Yârin o sesinin yankısı kalır, esirde kuşanıp yollara düşer. Bilesin bu yollar, dağlar dolanır, yâre ulaşmadan düşersem eğer. Yârin o sesinin yankısı kalır,
Gecenin ucunda gün ayalanır. Yar sevdası ile yürek bilinir. Sızılı bir yarıma kurlar seni. Su olur akarsın kır çiçekleri. Eğitim Köprümüz'de, Bagdat Eğitim Köprümüz'de yepyeni bir döneme giriyoruz önümüzdeki haftalarda. Çünkü Bagdat Eğitim Köprüsü Derneği kuruldu ve bu dernek çerçevesinde eğitim kampanyamızı sizlerle birlikte daha güçlendireceğiz. Sizlerle birlikte daha büyüteceğiz ve buradan sizlerin yardımları, sizlerin desteği oradaki genç yüreklere, genç beyinlere umut olacak, gelecek olacak. Bir memleketin, ki o memleket kendi memleketimiz, bir memleketin belki geleceğine, sizin de geleceğindeki iyi geleceğine, sizin de çorbada tuzunuz olacak, payınız olacak, desteğiniz olacak. Ve bizler de buna iyi bir şekilde ön ayak olabiliyorsak, önler olabiliyorsak, aracı olabiliyorsak ne mutlu bizlere diyoruz. O sevinçte, o mutlulukta bizlere yeter de artar diyoruz. Eğitim Köprümüz'e desteğinizi bekliyoruz. Ve Eğitim Köprümüz'de o çocuklarımızın geleceğini hep birlikte daha güzel, daha mutlu ve daha umutlu yarınlar adına kuralım diyoruz. Haftaya kadar kendinize, sevdiklerinize ve dünyamıza iyi bakın diyoruz. Aman ha, hasta olmayın, yalancı sıcaklara aldanmayın diyoruz. Çünkü havalar malumunuz bir sıcak oluyor bir soğuk oluyor. Aman çocuklarınıza dikkat edin diyoruz. Kendinize iyi bakın ve her hafta olduğu gibi ne diyoruz? İyiden, güzelden, doğrudan, sevgiden, saygıdan, dostluktan yana ne varsa sizinle olsun. Siz de bizimle olun, kanalda da olun, parantezde olun ve muhakkak mutlu olun. Hoşça kalın efendim. Bagdat sundu.